Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Elementor 3.18 sürümü ile birlikte gelen Element Manager özelliğini göstereceğim. Kısaca anlatmak gerekirse bu alan, bu özellik Elementor'a bağlı bileşenleri, ögeleri devre dışı bırakıyor. Bunun daha performanslı olacağını söylüyorlar. Aynı zamanda karışıklığı azaltmak için çıkarılmış bir özellik. Kısaca şöyle Elementor'a geldim. Element Manager diye yeni bir alan açıldı. Burada e, kullanmadığınız bileşenleri, ögeleri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda Elementor'a bağımlı olan diğer e, üçüncü parti eklentilerin de e, bileşenlerini buradan devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Şuraya geldim. Fakat bunu kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. E, buraya bir şeyler ekleyelim biz. Mesela ben başlık ekleyeceğim. Şu an öylesine hızlıca atıyorum burayı. Altına bir görsel ekleyeceğim. Hatta görseli de şöyle seçelim. Diyelim ben bir de düğme ekleyeceğim. Şimdi ben bu sayfayı yayınladım. Yani sayfanız bitti diyelim. Güncelledik. Hatta şuraya da geldik. Bakalım. Tasarımımız bitti şu an örnek. Element Manager'e geldim. Burada e, kullanılan elementleri tara diyor. Kullanılmayanları da e, deaktif duruma getireceğiz. Tıkladım buna. Tarama bitti. Yanındaki kutu aktif oldu. Kullanılmayan ögeleri devre dışı bırakıyorum tıkladım bakın 3 tane kaldı burada gördünüz mü 3 tanesi aktif kaldı yani burada kullandığım 3 tane aktif kaldı tabi bu birçok sayfada kullandığınız ögeleri aynı anda tarayacak kaydet diyorum save dedim. burayı yeniliyorum bakın bunlar duruyor herhangi bir sorun yok burayı da yenileyeceğim burayı yenileyince bakın solda hiçbir şey kalmadı sadece e, Container Grid ve e, Elementor'un Pro ögeleri kaldı. Zaten bunları kapatamıyoruz. Dedim, e, hadi yanlışlıkla görmedik. Düğmeyle görseli kapattım. Yani butonla görseli kapattım. Kaydet diyorum, sev dedim. Sayfaya dönüyorum. Geldim, burayı yeniledim. Bakın, görselle e, butonumuz kayboldu. Neden? Çünkü görselle düğmeyi tamamen e, siteden deaktif duruma getirdik dolayısıyla e, kullanılamaz hale geldi. Tekrar bütün bölgeleri e, aktif etmek için şurada enable all var. Tıkladım buna. Kaydet diyorum. Tekrar e, bütün bileşenlerimiz geldi. tabi aktif durumda geldi. Yani e, şuradaki kullanılmayan bütün elementleri deaktif duruma getir özelliği çok iyi. Bunu e, kullanabilirsiniz. Tabii sitede e, bozuk bir yer var mı yine de kontrol edin çünkü bu e, deneysel bir özellik de olabilir şimdilik şimdilik. Bir de dediğim gibi üçüncü parti eklentiler var. Eklentilere geldim. Burada daha önceden yüklemiş olduğum eee Elementor'a bağımlı bir üçüncü parti eklenti var. Etkinleştir diyorum. Tekrardan Elementor'dan Element Manager'a geldim. Şurada All Plugins var bütün eklentiler tıkladım. Bakın o eklenti buraya da geldi. Buna tıklıyorum. Aynı şekilde elementora bağlı diğer üçüncü parti eklentilerinde hangi özelliğini kullanıp kullanılmayacağını burada seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde yine deneme yapalım. Şurayı yeniledim. Şimdi o yeni eklentimizden üçüncü parti bileşen alalım buraya. Ne varmış mesela call to action varmış. Aldım bunu buraya. Hatta şöyle de. Ee, arka rengini biraz belirgin yapalım. güncellediyorum Buraya geldim. Bakın güncellendi. Ekstra farklı bir eklentinin de bileşenine çekmiş olduk. Tekrardan tara diyorum. Bütün elementleri kullanılan taradı. Kullanılmayan eklentileri, ögeleri deaktif et diyorum. Sonra sağdan kaydet bunu yaparken bak mesela ben şu an dikkatli, dikkatsiz davrandım. Burada e, all plugins desem daha iyi olabilir. Tekrardan tarıyorum. Tekrardan deaktif et dedim. E, tam olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Belki sadece o eklenti için çalışmış olabilirdi. Kaydetliyorum. Buraya geldim. Burada bir bozulma yok. Çünkü e, kullanılan eklenti, e, ögeleri deaktif etmedi. Buraya geldim yeniliyorum. Bakın... E, Essential'ın bazıları burada. Onlar da Pro sürüm. Aynı zamanda onun da Pro sürümlerini kaldırılmıyor buradan. E sadece aktif olan Call to Action var. Bakın onu da kapatayım. Onu da kapattım dedim. Buraya geldim, yeniledim. Bakın o eklediğimiz bölüm de gitti. Bunu bir şey için daha yapabilirsiniz. Belki işinize gelir. Bir reklam alanı yaparsınız. E, bu reklam alanı sadece bir bileşenle olur belki. O bileşeni arada bir reklam için açıp kapatabilirsiniz. Fakat yine de e, kullanılmayan bileşenleri sitede gizlemek performans sağlayabilir mi? Evet, sağlayabilir. Ama bunu e, yoğun bir sitede denemek gerekiyor. Ancak o zaman performans sağlıyor mu? Bunu hissedebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan e, zaten WordPress'in kendi bileşenlerini de kapattık otomatikman. Dediğiniz gibi burada. Açıp kapatabilirsiniz. Tabi bunları elle de manuel bir şekilde yapabilirsiniz. Element Manager ile ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa e, bu videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu özellik 3.18 sürümüyle geldi. Şu an 3.18 3 sürümünde üstüne düzeltme e, güncellemeleri yayınlandı. E, yine dediğim gibi sormak istediğiniz soru olursa videonun altından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.